Arkadaşlar, Naciye'nin Sade Dünyası'na hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah canlar. Siz de beni soracak olursanız, hamdolsun iyiyim. Bugün yine sizinle ne paylaşacağım, sizlere de Rabbim sağlığı, sıhhat, mutluluk, huzurluk versin. Cem cümlemize inşallah. Canlarım, bugün ne yapayım, kolay bir meleme yapayım dedim. Bunu ben anlatmıştım, bizim oralarda tütün olur, tütün tallasından gelince hemen kolayca. Tez bir şeyin bir şeydir arkadaşlar. Domatesin, biberin oldu muydu? Az da bir yağın oldu bitti. Arkadaşlar şimdi bunu yapacağım derim. Bunun tadı daha bir ayrı güzel oluyor. Yumurta yok içinde canlarım. Biberlerinizi, birkaç biberinizi hemen köylerde bulunan şeyler bunlar. Onlardan köye gittiğimde yediğim için tadı damağımda kalıyor. Sürekli evde de yapıyorum canlarım. Birkaç biberi doğruyoruz içine. Ondan sonra domates doğrayacağız. Bu kavrulacak arkadaşlar, canlar. Çakmağımı nereye koymuşlar? Ben ocağımın altına yakayım canlar. Biberlerimi doğramıştım. Biraz da yağ ekleyelim. Bu kızarır gibi oluyor arkadaşlar içinde. Bu biber kızarınca tat veriyor. Soğanınız varsa doğrayabilirsiniz, yoksa da hiç önemi yok canlar. Soğansız da oluyor. Genelde soğansız yapıyorlar. Ama soğan da tat verebilir. Koyabilirsiniz içine canlar. Arkadaşlar, bu burada kavrula dursun. Ben de domateslerimi doğrayayım canlar. Çok basit, çok pratik, çok kolay canlar. Arkadaşlar, böyle bunu da alıyorsunuz, görüyorsunuz elimde. İri iri doğrayacağız. İnce ince doğramaya gerek yok arkadaşlar. Aha, böyle böyle görüyorsunuz. Böyle kabuğuyla falan. Bakın doğradığıma. Arkadaşlar çok ince değil. Bunları böyle doğruyoruz canlar. O kavrulduktan sonra içine atacağım. Ha, dörde böldüm arkadaşlar. Bir de üstünden gittim. 8 parçaya bölündü canlar. Bu yumurta domatesinin de olur. Öbür yuvarlak domatesinin de olabilir. Evinize hangi domates varsa canlar. Olmaz diye bir şey yok. Bir de bunu deneyin. Bu da yumurtasız melemen gibi ama çok güzel oluyor canlar. Bugün sabah yemek yapıyorum. Ne yapayım dedim. Bundan yapayım. Bu çok güzel oluyor. Yumurtasız evde yumurtanız olmadı değil mi şimdi? Yapacağınız domatesiniz, biberiniz var, yumurta yok. Olmaz diye hiçbir şey yok. Hepsi oldu arkadaşlar. Doğrayın biberlerinizi iri iri. Domatesin içi. Kızaracak arkadaşlar. Canlar. Böyle kızartın altını kısalım. Tavada kırdadı. Biberle doğrarken arkadaşlar, tohumlu falan ayıplamaya kalkmayın. Tohumlu. Tohumluyla birlikte yıkayın yüzünde. İçinden ucundan başlayın doğramaya. Canlar. Bu biberin tohumu bile tat veriyor canlar. Genelde bunu tütün tarlasından gelince bizim memlekette böyle yaparlardı. Nasıl hoşuma giderdi canlar. Şimdi ben evde de yapıyorum, çocuklar da hoşuma gidiyor. Benim çocuklar da şeyi yemedi ama bunu yiyorlar. Seviyorlar. Melemenden çok bunu seviyorlar. Arkadaşlar, yumurta domatesim vardı benim. Böyle dörde bölüyorum. Bir ortadan iri iri olacak canlar. Hemen yorgun argın gelirler. Sabah ezanında giderler tütün tarlalarına canlar. Önceden öyleydi. Ben de gitmeyeli 16-17 sene oldu. Artık nasıl değişmez gelenek görenek aynıdır arkadaşlar. Hemen gelirlerdi. Şey yaparlardı böyle bir hemen bir yumurta tohumlu tohum aman yumurta dedim
biber. Tohumu doğrarlardı arkadaşlar. Ucundan başlarlardı. Özellikle sevdiğim, ben çocuktum, çok hoşuma giderdi arkadaşlar. Ocaklarda yaparlardı böyle. Sonra tüplerde yapmaya başladılar. Ondan sonra hemen alelacele yerlerdi arkadaşlar. Bir tütün dişi bitmiyor. Bu sefer de dizmeye oturuyor. Akşama kadar tütün dizersin arkadaşlar. O tütün ceviz yaprağı gibi olur. Onun ceviz yaprağı gibi deste deste kırarlar. Geçen de göstermiştim. Domates fidesi gibi, biber fidesi gibi onu dikerler. O büyür, şu boyuta gelir arkadaşlar. Şöyle şu boyuta gelir. İlk önce tarlanın bir alt dallarını kırarlar. Yani böyle kıra kıra giderler, ellerine destelerler. Sepetlere kollar. Onunla da eve getirirlerdi. Önceden merkepler vardı, eşekler vardı onlarla. Şimdi motorlarla arkadaşlar. Her kapıda bir motor. Ondan sonra onu eve gelince dizerlerdi arkadaşlar. Hemen böyle bir yemek alırlardı. Karından doyururlardı. Sabahın erkenden güneş kızmadan kırarlardı. Gelirler sıcakta. Tütün acı olduğu için yakar arkadaşlar. Zehir diyorum ya. Gerçekten zehir. Şeyi de zehir yani. Yaşı da zehir. Eline aldın mıydı onu ağzına vuramasın. Ağzına vurdun mu zehir gibi bir tat verir. Elini yıkarsın yıkarsın gitmez. Yapış yapış olur böyle. Kabağı soyasın da mesela, dolma kabağını falan. Nasıl elini yapış yapış, ondan beter olur. O yine güzel. Arkadaşlar buzlarla böyle kızaracak. İri iri böyle tohumlar ile beraber kızaracak. Gelen varsa gelmeye diyeceğim canlar. Ondan sonra sütünün eziyeti çok arkadaşlar. Gerçekten öyle çok elinde. Yani bir sabahtan akşama kadar anlatsam onun hikayesi bitmez canlar. O kadar zor. Bu kızardı canları. Şimdi ben domatesimi koyuyorum. Hemen kolay yemek arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. Onlar da karıştı. Ondan sonra arkadaşlarım, canlarım, tütünün güzeller. Şöyle şöyle uzun uzun ince iğneleri olur. O iğnelerine tek dokun ceviz yaprağı gibi bilen bilir belki aramızda bilenler de vardır canlar, bilmeyenler için anlatıyorum. O ceviz yaprağı gibi olur, tepesinde şöyle bir damarı olur içinde, o damardan düzersin yoksa yıkılır bile. Onu düzerler, ondan sonra şey yaparlar, kurudurlar. Nasıl kurudurlar? Eskiden böyle tahtalara şey çakarlardı uzun uzun. Onların aralarına da şöyle çivi çakarlardı, oralara takarlardı iplerini. Bir yere dayarlardı, kururdu. Duvarlara takarlardı, kururdu. Önceden öyleydi. Ben gitmeli 17-18 sene oluyor arkadaşlar. Şimdi belki daha kolay bir çözüm bulmuşlardı. Ben önceki gördüklerimi anlatıyorum canlarım. Artık bitiyorlar mı, bitmiyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama önceden genelde devlet sokak tarafını tütün görmüşsünüz. Zaten devlet belirli ekilen şeyleri yaparlardı. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum. Hemen tütün tarlasından gelirlerdi, bu yemeği yaparlardı. Bu yemeği yaparken hep o tütün tarlasından geldikleri aklıma geliyor canlarım. Menemen değil, sadece bu kadar. Bu pişecek, tuzunu atacak. Baharat bile atmaya gerek yok. O biber kızarmışlardı, içine işte yapın, tavsiye ederim arkadaşlar. Hadi deneyin. Ondan sonra arkadaşlar onu de sabah ezanında dedim ya biberler kırmaya. Bir de ikindiden sonra akşama doğru biberler kırarlar. O sabah kırdıklarını ikindiye kadar biberler. Bizim o tokat tarafında hiç dinlenme yoktu. Bu şeyin tütün çok eziyet oluyor. Gerçekten hep yasak etseler daha iyi. Kadınların canı yanardı da derlerdi. Allah derlerdi. Bu tütünü çıkartanlar derlerdi. Meze meze geçir derlerdi arkadaşlar. Yemin ederim o kadar canları yanardı. Yani bunu insana vücuduna zarar verdiği kadar yetiştirirken de insanlara eziyet veriyor canlar.
Çünkü onlar da ekmek mecburiyetinde. Devlet onu vermiş, o ne geçen diyor. Onlar da parası iyi diyor, ne diyorlar da. Çiftçi ne yapacak, hangisinden fazla para alırsa o ne diyecek onlar. Ondan sonra onu ikiniden sonra giderlerdi. Sıcak açlıktan sonra akşama kadar da onu kırarlardı. Yani bir tabak kırarlardı sütünü, bir de akşama doğru. Yastıya kadar, yatana kadar da onu dizerlerdi. Öyleydi, öyle diyetliydi. Şimdi bu yemeğe vurunca hep ahim oluyor arkadaşlar. İçmeyi en çok zararlı, benden takviye etmesi canlar. Ne sözünü de kendisi paşa gönlü bilir arkadaşlar. Gerçi siz de dersin şimdi söyleyene dolay da, evde içeni anlatıyoruz da. Doğrudur, iştahı sana da zor, onu da anlıyorum arkadaşlar. Hatta işte bizden de söylemek gerekiyor. Çünkü kötü alışkanlıklar çok kötü bir şey. Hem cebimize zarar, hem vücudumuza zarar, hem ekerken, yaparken o fabrikaya getirene kadar insanlara değecek gerçekten. Hep yasaklasalar, onlar öyle derdi. Parası bassın derlerdi. Yasaklasa keşke devlet şunu derdi. Ama işte ülkenin devleti içinde yasaklanmıyor. Şimdi nasıl yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Hiç bilmiyorum onlar ya. Gerçekten özledim de memleketimi. Kimseniz de olmayınca şimdi de kimsesi pek kalmadı. Bir amcasının oğlu kaldı. Bizden de hiç kimse yok. Bir halam vardı, halam öldü. Abim işte gidiyor, evler var, onlar da yazdan yazdan. Aynı gidiyor yazdan yazdan. Evde yaptırdık, hiç bilmiyorduk arkadaşlar. Ortak yaptırmıştık aynından. Aynı gidiyor her sene. Nasip her şey. Biraz da nasip mi olmuyor bilmiyorum canım. Ha. Arkadaşlar bu diş niye yöneldi? Tuzunu da atalım. Çayımızın suyunu da koyalım arkadaşlar. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım canım. Bu genelde kahvaltıda yaparlardı ama yine de isteyen akşama da yapar. Öğleni de yapar, ne zaman canı çekerse o zaman yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. O kızarmış biberin tadı domatese geçiyor. Domates değil zaten. O kadar yani ölmüyor. Çatala gelecek. Arkadaşlar ben burada sonlandırayım. Şimdi gelin alsam göstersem nasıl oldu diye. Elimi yakayım ki çok kaynar canım ya. Bir deneyelim bakalım. Altını da bekleyelim. Sanki koktu. Yapmayalım derim bir arkadaşlar. Korkuyorum böyle işte arkadaşlar canlar. Hafif sulu. Çok güzel. Böyle iri kalacak, çok şey olmayacak, ölmeyecek domatesleri, canlarım. Arkadaşlar ben burada sonlandırayım videomu. Arkadaşlar canlar sürekli de söylüyorum, başınızı ağrıtıyorum. Ama izleme yapın, atın bir kenara, kendi kendine dönsün, saatlerim dolmadı canlar. Allah razı olsun hepinizden ayrı 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 kıl kadar. Hakkı geçen de hakkını helal etsin canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan bol bol selamlar. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere canlar.